Herkese merhabalar dostlar. Kanal'a hoş geldiniz. Öncelikle bugün bir topluluk günündeyiz. Şöyle hızlıca pokemonlarımızı yakalayalım. Çünkü sadece birkaç dakika kaldı. Ben de son e, yarım saatlik bir sürede oynama fırsatı buldum. Bilet almama rağmen bugün e, oynama fırsatı, oyuna girme fırsatı bulamadım. İşler güçler çalışan arkadaşlar beni anlıyorlardır ne demek istediğimi. Şöyle bakayım. Buralarda görev bırakmadık herhalde. Görevleri hızlı bir şekilde yaptım. Ee, şöyle göstereyim dostlar. İki tane Shiny'm var. Biliyorsunuz ki ben üç tane Shiny yakalamayı seviyorum. Ee, boyut boyut bırakayım diye. Bol bol özellikle hem 41 seviye görevim var diye bol bol meyve verdim. Bol bol da şeker topladım. Bu Pokemon'un bende şekeri yoktu. Tipi hoşuma gidiyor. Çok farklı bir karakter. Hoş bir karakter. Ee, o yüzden sevdiğim bir Pokemon tip olarak. Ee, kullanışlı mı değil mi bilmiyorum. Bir de e, topluluk sayfasını, topluluk kısmını takip eden arkadaşlar biliyor, biliyordur ki bugün bir efsanevi yakaladım. Hem de hundo, full. Ee, onun da sevinci var. Ee, hiç müsait olmadığım bir durumda girdim. Ee, rastgele girdiğim bir maçtan aldım. Hoşuma gitti o da. Birazdan onu da sizlerle paylaşacağım. Çıkan Pokemon'ları hızlı bir şekilde yakalıyorum. Çünkü bitmek üzere. Son 4-5 dakikası kaldı. Bitmeden topluluk günü bu... ...arta kalan Pokemon'ları yakalayayım. Dışarı çıkacak halim falan da yok. Ee, o yüzden... ...bir an önce aldım. 600 şekerimiz oldu. Yeterli. Ee, güzel bir Pokemon yakalayamadım. Öncelikle onu itiraf etmeliyim. Ee, halen çıkıyor ama hareket etmem lazım. Şu an hareket etmeye... E, ...hareket etme durumum yok. O yüzden bu kadarmış. Ee, güzel Ivy'li yakalayamadım. İki tane Shiny yakaladım. Evet... Onları bir kenara bırakalım. Dostlar bugün e, gelen Pokemon'lardan şu anki efsanevilerin arasında e, bu geliyordu. Pokemon geliyordu. Ve full geldi. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Daha önce hiç böyle detaylı baktığım Pokemon değil. Ama tip olarak, tasarım olarak e, Ejderha ve Ateş Pokemon olduğu için hoşuma gitti. Ayrıca Füzyon Alevi kullanıyor. E, füzyon aleviyle. şu an yakaladığınız zaman Füzyon Alevi birlikte gelen bir Pokemon. Şöyle şekerimiz varsa kullanacaktım. 3 tane şekerimiz var. Her türlü evrimleştiremem. Kaç oluyor bilmiyorum ama şu anda bir yarım çeyreği varken e, güçlendirmenin 300 falan oldu. Yaklaşık 400'e yakın. 400, 450 400 şey e, 4000'e yakın bir şey olacaktır. 4000'i geçebilir biraz da. E, o yüzden iyi bir Pokemon. Hoş bir Pokemon. Şöyle yapalım. Full gelmesi her türlü iyi. E, şöyle bir şu Pokemon'u e, deneyelim. Hazır yakalamışken. Zaten topluluk günü de bitti. Topluluk günü görevlerini yaptım. Klasik bildiğiniz de şekerdir, radardır, e, onun dışında tütsüdür falan. Klasik onları aldık zaten. Benim için çok verimli geçmedi. E, çünkü müsait olmadım. O yüzden e, bugünü bununla idare ediyorum. Evet bir peri Pokemon'u, peri Pokemon'u ejder Pokemon'una e, tek atar diyebiliriz çok iyi vurur diyebiliriz. O yüzden onu bir kenara ayırdım ve e, Yadigar Mewtwo'yu çıkardım. Mewtwo ile idare edip en azından peri Pokemon'unu e, alt edebiliriz. Ya da onu alt etmesek de kalkanlarını alırız. E, o şekilde. Füzyon alevini de e, denemek istiyorum. O yüzden kalkanları almam lazım. E, füzyon alevini denemedim. Daha önce Pokemon'u yeni aldım. Bu arada tam kasılmış durumda değil. 3000'de. E, ama... Deneyebiliriz 3000'de olmasına rağmen. Şu Pokemon'a bir normal vuruş yapabilirsek. Evet karanlık tür geldi. Karanlık tür Mewtwo'ya karşı e, sağlam hasar verebilir. E, o yüzden Mewtwo'ya Mewtwo geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, deneyelim şu Pokemon'u. E, hızlı bir şekilde dolacağını düşünmüyorum. Fizyon Alevi'nin bu arada. E, ama deneyeceğiz. Şu anki bulunan canıyla eğer tek atarsa benim için yeterli. Evet zaten çok şey Pokemon değil. Tek atmasını beklemeyiz normalde ama. Hasarı iyi görünüyor. Vuruşları iyi görünüyor. Tipi çok güzel görünüyor. Kuşumsu tavukum, tavuğa benzeyen bir şey işte. Biliyorsunuz oyunda tiplere önem veriyorum. Evet bir su Pokemon'una ateş saldırısı yapmak mantıklı değil ama şöyle Füzyon Alevi'ni e, deneyebiliriz. Bu arada maçı kaybettik diyebiliriz. Yani çünkü bende şu an taş Pokemon'u var. Kaya, kaya türü Pokemon var. Ve karşımda sütürü var. E, elektrik atayla belki e, alt edebiliriz. Şansımız varsa kazanırız. Evet bir atak daha geldi. Tek yeme ihtimalimiz yüksek. Evet. Yabani şarjı deniyoruz. Umarım faydalı olur. Güzel. Çok güzel hasar. Çok güzel hasar ama düz aldığımız hasarlar ee, çok ciddi boyutlara ulaştı. Ve bunun normal vuruşları su pokemonuna işlemeyeceği için ee, şu an az çok maçı kaybetmiş durumdayız diyebilirim. Evet, su su pokemonuyla e, işimizi bitirdi dostlar. Bu şekilde yani işimizi illaki görür. Full olan her türlü pokemon işimizi görür. Deneyimlemiş olduk. Denememiştim. Sizle birlikte denemek istedim. Şöyle görevler kısmında bir hareketlilik gördüm ama. Evet, ekstra Takazdan takazdan bahsediyor. Ayrıca şu an Pokemon'u evrimleştirirseniz çılgın bitki gücünden bahsediyor. Ee, şurada göreceğiniz gibi çılgın bit bitki saldırısı yapabiliyor. Ee, şöyle yapalım. Hepsine bakalım. Ee, az çok durumu iyi olan varsa, şu da fena değilmiş. Sanırım en baştaki daha güçlü hepsinden. Aynen. Bunu evrimleştirip dostlar en azından çılgın bitkiye sahip olan e, iyi bir Pokemon'umuz olur diye düşünüyorum. Çılgın bitki güzel bir saldırı. Hızlı dolan e, atağa güzel bir saldırı. E, Pokemon bu arada gerçekten farklı bir türün üzerine kostüm giydirilmiş gibi görünüyor. O yüzden hoş. Bu şekilde umarım sizler daha çok yakalamışsınızdır. Birkaç mesaj aldım. Gerçekten ciddi anlamda e, Shiny yakalayan dostlar var. Onları buradan tebrik ediyorum. E, ben çok e, oyuna giremediğim için bugün en azından e, şey yapamadım. Shiny'i çok yakalayamadım. Hmm, güzelmiş. Yani Pokemon'un çok çok e, güçlü olduğundan bahsediyor hikayesinde. Hikayeleri seviyorum. Şuna da bakalım. Şahane değilmiş. Ee, dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım size faydalı olmuştur ya da en azından biraz da olsun eğlenmişsinizdir. İyi seyirler dostlar.